Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Yeni konuya başlıyoruz gençler. Bugünkü konumuz hormonlar ve vitaminler olacak. Öncelikli olarak tabii ki ödevlerimizi vereyim. Enzimlerin sonuna kadar bir önceki dersimizde gelmiştik. Yani enzimlerin sonuna kadar yapmadığınız herhangi bir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Sayfa 39'a kadar Dinamo'da bitirmiş olmanız lazım. 40'ı, 41'i, hemen 42, 43'ü bugün ödev olarak veriyorum. Gençler nükleik asitlere geçiş yapmıyorsunuz. Aynı şey 0'dan 9'a içinde geçerli. Hemen vitaminlere geliyorsunuz, hormonlara geliyorsunuz, oradan başlıyorsunuz diyeyim gençler. Yani sayfa 50'den başlıyorsunuz. Sayfa 55'e kadar olan kısmı bitiriyorsunuz gençler. Hazırsanız hızlıca konu anlatımına başlayalım. Şimdi öncelikli olarak bugünkü dersimizde nelerden bahsedeceğiz? Hormonlardan bahsedeceğiz ama hormonları çok detaylı bir şekilde vermeyeceğiz. Hormonların tamamının bir bölüm halinde verildiği 11. sınıf konumuz var. 11. sınıfta endokrin sistemlerde çok detaylı öğreneceğiz ama burada sadece hormonun ne olduğunu, ne işe yaradığını öğrenip geçeceğiz gibi düşünün gençler. Hormonların görevlerinden, önemlerinden bahsedeceğiz. Vitamin çeşitlerini, görevlerini, bulundukları besinleri de yine söylemiş olacağız. Vitamin eksikliğinde meydana gelebilecek rahatsızlıklardan da bahsedeceğiz bugünkü dersimizde. Önce hormonlarla başlayalım. Şimdi hormonlara baktığımız zaman belirli hücre tiplerinden salgılanan ve hedef hücreler üzerinde düzenleyici etki gösteren organik moleküllere hormon ismini veriyoruz. Hormonlar amino asit, protein veya steroid yapılı olabiliyorlar. Hormonları üreten de bizim iç salgı bezi dediğimiz bezlerimiz var. Bu bezler hormon adı verilen kimyasal maddeleri üretiyorlar. Ürettikleri bu kimyasal maddeleri de kan yoluyla hedef organlara taşıyorlar. Bu organların uyarılmasını gerçekleştirmiş oluyorlar. Hormonlar amino asit, protein veya steroid yapılı olabilir dedik ya. Amino sitler küçük yapılı proteinler büyük yapılıydı Niye amino asitle proteini ayrı ayrı söylüyoruz diye düşünmeyin gençler. Amino asit yapılı olanları mesela sentetik olarak ürettiğimiz zaman ağız yoluyla alabiliyoruz. Ama protein yapılı olanları sentetik olarak laboratuvarda ürettiğimiz zaman eksikliği olan bir kişi ağız yoluyla alamıyor. Kan yoluyla vücuduna enjeksiyon yoluyla almak zorunda. Steroidler de yine yağların küçük bir bölümüydü. Gençler küçük bir çeşidiydi diyeyim. Bu küçük çeşitli de tabii ki hormon olarak görebiliyoruz yapabiliyor. Yani şöyle bir baktığımız zaman hormonlarla ilgili söyleyeceğimiz neler? Birincisi bunlar kimyasal maddeler. Bunlar iç salgı bezi denilen bezler tarafından üretiliyorlar. Sonra bunlar üretildikten sonra kana veriliyor. Etki edecekleri yere hedef hücre denir. Tüm vücuda da etki edebilirler. Sadece bazı bölgelere de etki edebilirler. Mesela bizim hipofiz bezimiz, tiroid bezimiz, pankreasımız ee, böbrek üstü bezlerimiz, yumurtalıklarımız, testislerimiz, hormon üreten bezlerimize örnektir. Hormonların kandaki miktarı düşük bile olsa etkisini gösterebilme özelliklerine sahipler. Bitkilerde üretilen hormonlar tabii ki büyümeyi sağlıyor, çiçeklenmeyi sağlıyor, meyve oluşumunu sağlıyor, yaprak dökümünü de sağlıyor. Yani hormonlar tabii ki metabolik tüm olaylar üzerinde etki gösterecekler. Hormonlar büyüme, gelişme, üreme, homostasi yani kararlı iç dengeyi sağlamayacaklar. Ee, o yüzden de canlılar için çok çok önemli moleküllerden bahsediyoruz. Hormonların kandaki seviyesi de belli bir değerde olmak zorunda. Bunların az salgılanmaları da çok salgılanmaları da çeşitli rahatsızlıkları meydana getirir. Mesela büyüme hormonu dediğimiz bir hormonumuz var. Eğer ben bunu Ergenlik döneminden önce az salgılarsam cücelik, ergenlik döneminden sonra çok salgılarsam devlik dediğimiz hastalık meydana geliyor. Hatta ergenlik döneminden sonra çok salgılamaya devam edersem el ayak orantısız büyüyor. Başka bir hastalık meydana geliyor. Yani az salgılanmaları da sorundur, çok salgılanmaları da sorundur. Bunların laboratuvarda sentetik olarak üretilmesi söz konusu. Mesela büyüme hormonunu laboratuvarda üretebiliyorlar. Eğer doktor çocukta bir gelişim geriliği görürse, büyüme hormonunu sentezlenememesinden kaynaklanan bir gelişim geriliği görürse buna dışarıdan takviye olarak bu hormon verilebiliyor. Veya etrafımızda şeker hastası insanlar var. Şeker hastası insanlar insülin hormonunu yeterli düzeyde üretemiyor ya da hiç üretemiyor. Bunlar da yine vücuduna dışarıdan insülin hormonunu alıyorlar. Gelelim vitaminlere. Vitaminlerin yapı taşı nedir diyeceğim. Siz de bana diyeceksiniz ki "Hocam vitaminlerin yapı taşı yok ki. Vitaminler zaten küçük moleküllerdir. Bunlar hücre zarından doğrudan geçebilirler. Vitaminlere baktığımız zaman yapılarında karbon, hidrojen, oksijen elementlerinin olduğunu görüyoruz. Tabii ki bazı çeşitlerinde azot, kükürt ve fosfor elementleri de bulunabiliyor. Vitaminler genellikle insan tarafından üretilemiyorlar. Bazı vitaminlerin öncü maddeleri vücudumuzda bulunabiliyor gençler. Bu öncü maddelerden bazı vitaminlerin üretimini gerçekleştirebiliyoruz ama vitaminlerin çoğunu bitkilerden besin yoluyla alıyoruz. Bazı vitaminler provitamin halinde vücuda alınıyor. Karaciğer, diri veya bağırsakta vücudun kullanılabileceği vitamin haline dönüştürülüyor. Mesela kimi örnek verebiliyoruz? A vitaminini ve D vitaminini örnek olarak verebiliyoruz. Anneler işte yaşlılar yeni bebeği olmuş kişilerine diyorlar? Bebeği güneşe çıkar D vitamini alsın. Çocuğu sen hiç güneşe çıkarmıyor musun? Kemikleri iyi gelişsin D vitamini alsın. D vitamini kemik gelişimi için önemli bir vitamindir. Güneşe çocuğu çıkart D vitamini alsın. Niye diyorlar? Güneşten vitamini mi yağıyor? Hayır. Aslında bizim derimizde provitamin D dediğimiz D vitamininin öncü maddesi var. Güneş ışınlarının etkisiyle bu provitamin D aktif D vitaminine dönüşüyor. Aynı şey A vitamini için de geçerli. Provitamin A vücudumuzda var. Aldığımız bazı besinlerle karaciğer ve bağırsaklarımızda bu A vitaminine dönüştürülüyor diyeyim. Bitkiler genellikle ihtiyaç duydukları vitaminlerin tabii ki tamamını sentezleyebiliyorlar. Her vitaminin de metabolizmada kendine özgü bir fonksiyonu var. Şöyle bir şey yok. D vitamini kemik gelişimine iyi geliyor ama bizim vücudumdaki D vitamini az. C vitamini gitsen kemiklere iyi gel diyemezsin. Mutlaka her vitaminin özgü olduğu bir reaksiyon var. O vitamine de vücutta ihtiyaç var. O yüzden de her vitamini vücudumuza düzenli olarak almak zorundayız. Bazı vitaminler enzimlerin yardımcı kısmı olabiliyordu. Geçen derste anlatmıştık. Hatta vitamin olarak yardımcı kısım alanlara koenzim almıştır diyorduk. Yani vitamin almadığımız zaman metabolizmamızda bozukluklar tabii ki meydana gelebiliyor ama aynı zamanda bazı enzimlerin sentezi de olumsuz yönde etkileniyor. Bu enzimlerin gerçekleştirdiği reaksiyonlar da gerçekleşemiyor diyeyim gençler. Vitaminler vücutta enerji verici olarak kullanılmaz. Yıldız, yıldız, yıldız. Bizim çocuk sınava hazırlanıyor. Vitamin aldım ki biraz enerjisi olsun falan diyorlar ya halk arasında o aslında yanlış bir tabirdir gençler. Enerji veren organik bileşik kim? Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler enerji veriyor. Başka hiçbir şey enerji vermez. Yani bunlar vücutta enerji verici olarak kullanılmazlar. Hücrelerin yapısına katılmazlar. Monomer yapılı olduklarına göre sindirime de uğramayacaklar. Hücre zarından doğrudan geçebilecekler. Vitaminlerin şöyle bir özelliği de var. Yüksek sıcaklık, ışığa maruz kalma, asitlerle bazılarla tepkimeye girme, oksijen varlığı vitaminlerin yapısını bozabiliyor. O yüzden de mesela vitamin hapları genellikle koyu renkli şişelerde satılırlar. Sakladığımız zaman güneş ışığına doğrudan maruz kalmasınlar diye. Veya şimdi televizyonlara çıkıp salata yaparken salatayı bıçakla ince ince doğramayın. Elinizle büyük büyük parçalara ayırın marulu diyor diyorlar ya. Ben marulu ne kadar bıçakla ince ince doğrarsam yapısında bulunan vitaminlere o kadar zarar vermiş oluyorum. O yüzden büyük büyük parçalar halinde mümkünse işte metalle temas ettirmeden elinizle parçalayın yerken diyorlar. Hatta çiğ tüketebileceğimiz sebzeleri, meyveleri tabii ki çiğ tüketmeyi tercih etmeliyiz. Yüksek ısı da vitamin değerini öldürebiliyor gençler. Günümüzde vitaminlerin aynı hormonlar gibi bileşimlerini bilebiliyoruz. O yüzden isten İstenilen vitaminler vücutta, e, istenilen vitaminler laboratuvarda sentetik olarak üretilebiliniyor. Bazı kişiler besin yoluyla bazı vitaminleri alamıyorsa, eksiklik belirtisi varsa sentetik olarak bu vitaminlerden de tabii ki alabiliyorlar. Ama vitamin ve hormon takviyesinde tabii ki doktor kontrolü, doktor tavsiyesi çok önemlidir. Kafamıza göre ay ben kesin vitaminim şuyum eksik ben gideyim eczaneden şu vitamini alayım dememeliyiz. Vitaminlerin de bazılarının fazla alınması metabolizmayı tabii ki bozar diyeyim gençler. Vitaminleri de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Bizim B ve C vitamini dediğimiz suda çözünen vitaminlerimiz var. A şuraya yazayım hemen. Şöyle yazayım. Suda çözünen vitaminlerimiz var. Bir de yağda çözünen vitaminlerimiz var. Suda çözünen vitaminlerimiz bebişler suda ne yapıyor? Bıcı bıcı. B ve C vitamini suda çözünen vitaminlere örnektir. A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini ise yağda çözünen vitaminlere örnektir. Bunların hem olumlu hem de olumsuz yönleri olacak. Hemen biraz bahsedeyim gençler şuranın üstünden. Şimdi bir vitamin suda çözünüyorsa ben onu vücudumda depolayamıyorum. Vücudumda depolamadığım için fazlası idrarla dışarı atılıyor. O zaman bunların eksiklik belirtileri hemen görülür. Ben depolayamıyorum ki vücuduma B vitamini yeterli miktarda almadığım zaman gidip kapısını çalacak bir kapı bir depom Yok. Yağda çözünen vitaminler de karaciğer ve yağ dokuda depolanır. O yüzden de bunların fazlası vücuttan dışarıya atılmaz. A vitaminini yeterli düzeyde alamadığım zaman gider karaciğerin kapısına çalarım. Zamanında A vitaminini çok almıştım sande depolamıştım. Depodan ver derim gençler. Yani suda çözünen vitaminler depolanamaz. Yağda çözünenler depolanabilir. Suda çözünenler idrarla vücuttan dışarıya atılır. Yağda çözünenler depolandığı için atılmaz suda çözünenlerden aşırı miktarda çok alırsam zehirlenmem idrarla dışarıya atarım. Yağda çözünenlerden aşırı miktarda çok alırsam haliyle dışarıya atamadığım için zehirlenme söz konusu olur. Klasik soru. Aşağıda verilen vitaminlerden hangisinin eksiklik belirtisi diğerlerinden önce görülür? Şıklarda A'dek var ya B var ya C var. Suda çözüneni depolayamadığın için eksiklik belirtisi diğerlerinden tabii ki daha önce görülecek. Yağda çözünen vitaminlere başlıyorum. Yağda çözünen vitaminlere baktığımız zaman A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir. Vücutta depolanabildikleri için eksiklikleri tabii ki geç hissedilecek. Gençler, besinlerle alınan yağ miktarı eğer yeterli olmazsa yağda çözünen vitaminlerin ince bağırsaktan kana emilimi de azalacak. Yani ben hiç yağ tüketmeyeyim diye bir şey yok. Sen yağ tüketmediğin zaman bak yağda çözünen vitaminlerin emilimi azalacak. Diyor. Yani vücudumuza her şeyi yeterli miktarda, dengeli ve düzenli olarak almak zorundayız. Zaten sağlıklı beslenmenin tanımı ne? Dengeli, yeterli, düzenli beslenmektir gençler. Yağda çözünen vitaminlerden ilk karşımıza da tabii ki A vitamini dediğimiz vitamin çıktı. Görme, büyüme, üreme, bağışıklık, kan yapımı ve embriyo gelişimi için gerekli olan bir vitaminden bahsediyoruz. Besinlerle doğrudan ya da provitamin yani ee, öncü madde olarak vücuda alınabiliniyor. Provitamin A karaciğerde ve ince bağırsakta da A vitaminine dönüştürülüp sonra kana emilebiliyor. A vitamini nelerde var? Balıkta var, karaciğerde, tereyağında, yumurta sarısında veya yağlı sütte var. Koyu yeşil, sarı yapraklı sebzelerde, havuçta, patateste ve meyvelerde bol miktarda bulunuyor. A vitamini eksikliğinde gece körlüğü dediğimiz hastalık meydana gelebiliyor. Bunlar gece kör olmuyorlar. Normalde karanlıkta bir görme alanımız var ya, gece körlüğü kişiler biraz daha fazla karanlıkmış gibi, daha loş görüyorlar gibi düşünün. Kemik ve diş gelişiminde problemler, deride kuruma ve pullanma, vücut direncinin azalması gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. A vitamininin uzun süre yüksek dozda alınması durumunda vücutta zehirlenme belirtileri görülüyor. Deri, avuç içi ve ayak tabanlarında da sarı bir renk meydana gelebiliyor. Geldim buradan da D vitaminine. Şimdi D vitaminine baktığımız zaman da kalsiyum ve fosforun ince bağırsaklardan emilmesini sağlıyor. Ayrıca kemik ve dişlerde depolanmayı da sağlıyor. İdrarla kalsiyum ve fosfor atımını da azaltmış oluyor. D vitamini balık yalında tabii ki bol miktarda bulunuyor. Gençler yumurta sarısında, karaciğerde, süt ve tereyağında da D vitamininin doğal kaynakları olduğunu bilelim. Ayrıca güneşin ultraviyole ışınları sağlayabiliyoruz sayesinde deride üretilen bir öncü maddenin karaciğer ve böbreklerde aktifleştirilmesiyle de D vitamini elde edilebiliniyor. Yani güneşten gelen UV ışınları provitamin D'yi aktifleştirebiliyor. Peki yetersiz miktarda alırsak ne olur? D vitamini kemik gelişimine iyi geldiğine göre çocuklarda parantez bacaklılık yani raşitizm meydana gelebilir. Büyüklerde kemik eğriliği, osteoporoz, kemik erimesi, osteomalazi meydana gelebilir. Yüksek dozda alınırsa çok fazla fazla D vitamini alayım sağlıklı olayım diye bir şey yok. Yüksek dozda da alırsan damar sertliğine, böbrek taşına, kireçlenmeye neden olabiliyor gençler. Hemen buradan da E vitaminine geçiyorum. E vitamininin böyle antioksidan bir özelliği var. Yani e, yaşlanma karşıtı gibi düşünebilirsiniz. Hücre zarının korunmasında, alzheimer hastalığının seyrinin yavaşlatılmasında tabii ki E vitamini etkili. Tümör oluşumunun ve damar tıkanıklığının önlenmesinde de tabii ki rol oynuyor. E vitamininin en önemli kaynaklarına baktığımız zaman bitkisel yağlar E vitamini bakımından zengin. Yeşil yapraklı sebzeler E vitamini bakımından sevindir. Zengin, fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumların embriyo kısmı, kuru baklagiller de yine E vitamini bakımından zengin gıdalardır. E vitamini eksikliğinde de çeşitli hastalıklar meydana gelebiliyor bu hastalıklardan. Ee, kısırlık örnek verebileceğimiz bir hastalık. Üreme hormonlarının yapısında E vitamini bulunabiliyor. O yüzden de E vitamini eksikliğinde üreme bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Kaslarda yorgunluk, karaciğer hastalıkları, kırmızı kan hücrelerinin kolayca parçalanması gibi sorunlar görülebiliyor. E vitamini fazla aldığımızda da mide bulantısı, sürekli kusma ya da nadiren mide ağrıları ortaya çıkabiliyor. Geldik K vitamini dediğimiz vitamine kanın pıhtılaşmasını sağlayan proteinlerin sentezlenmesi için gerekli. Yani K vitaminini yeterli alamazsak kanın pıhtılaşmaması söz konusu olabiliyor. Biz bazen kanımızın pıhtılaşmasını bazen pıhtılaşmamasını isteriz. Bir yerimiz kesildiği zaman kanımızın pıhtılaşması lazım yoksa kan kaybından ölürüz. Ama damar içerisinde ilerlerken de kanın pıhtılaşmaması lazım gençler. O zaman da damar tıkanıklığı kalp krizi söz konusu olabiliyor. K vitamini bağırsaklardaki bakteriler tarafından sentezlenebilirken besinlerle de alınabiliyor. Hatta birazdan karşımıza çıkacak. Şunlarda not almış olayım. Mesela A ve D vitamini için ne dedik? Bunların öncü maddesi vücudumuzda bulunabiliyor güneş ışığı işte bazı yediğimiz besinlerle aktifleşebiliyorlar. Kalın bağırsaklarında bir şey üretirsin. Nedir o? Oradan aklında kalsın. Benim kalın bağırsaklarımda B ve K vitamini üreten bakteriler var. Bu bakteriler o vitamini üretiyorlar. Bana veriyorlar. Ben mutluyum. Ben de onlara ev veriyorum. Yemek veriyorum. Onlar mutlu. Yani karşılıklı yarar ilişkisi dediğimiz bir ilişki söz konusudur. Gençler çok fazla derecede antibiyotik aldığımızda antibiyotik bakteri öldürücü bir ilaç olduğu için kalın bağırsağımızda B ve K vitamini üreten bakteriler de zarar görür. Bu bakteriler de tabii ki daha sonradan vücudumuza tekrardan gelebiliyorlar. Yeşil yapraklı sebzeler, yeşil çay, karnabahar, marul, lahana, ıspanak, sığır karaciğeri tabii ki K vitamini bakımından zengin gıdalar. K vitamini eksikliğinde kanın pıhtılaşmaması olduğunu unutmuyorsun. Bu vitamin yetersizliğinde insanlarda pek rastlanmıyor. Böyle çok büyük bir kanama gibi bir durum söz konusu olması lazım. Yoksa depolar bir seneye yakın hiç K vitamini almasanız da e, depolar yeterli geliyor. Suda çözünen vitaminlere baktığımız zaman bunlar depolanamadığı için vücudumuza düzenli olarak her gün almak zorundayız. Fazlası idrarla dışarı atılıyor. Bu nedenle eksiklik belirtileri tabii ki çabuk görülecek. Hemen B grubu vitaminlerle başlamış olayım. B vitamininin birçok türevi var. B grubu vitaminler metabolizmada daha çok koenzim olarak yani enzimlere yardımcı kısım olarak görev yapıyorlar. Yağsız et, beyin, yürek, böbrek, karaciğer, yumurta tavuk eti, balık, işlenmemiş tahıllar, yer fıstığı, fındık, ceviz gibi kuru yemişler. Yağlı tohumlar ile kepekli ekmekte tabii ki bol miktarda B grubu vitaminler yer alacak. B grubu vitaminlerinin eksikliğinde pellegre, beri beri, anemi, yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, sinir sistemi hastalıkları meydana gelebiliyor. Aynı zamanda unutkanlık, cilt sorunları, katarak gibi sağlık problemleri de baş gösterebiliyor. Geliyorum C vitaminine yapısı en çabuk bozulan vitamin özellikle o yüzden pişirmeden C vitamini bulunan gıdaları tüketmeliyiz. Kuş burnunda, kivide, da, portakalda, limonda bol miktarda bulunuyor. Hatta halk arasında C vitaminini en çok turunçgillerde vardır diyebiliyoruz ama turunçgillerde değil en çok yeşil biberde C vitamini vardır. Koyu yeşil yapraklı taze meyve ve sebzeler C vitamini kaynağıdır. Eksikliğinde skorbut diş eti kanaması dediğimiz hastalık meydana gelebiliyor. Tabii ki C vitamini eksikliğinde aynı zamanda bağışıklık sisteminde zayıflama, iştahsızlık, halsizlik anemi, eklemlerde şişmelerde görülebiliniyor gençler. Hemen en bilindik örnekler üstünden gideyim. A vitaminine baktığımız zaman balıkta, karaciğerde, yumurta sarısında, havuçta bol miktarda var. Eksikliğinde de gece körlüğü dediğimiz hastalık meydana geliyor. D vitamini yine balık, karaciğer, yumurta sarısı, süt bol miktarda bulunuyor. Çocuklarda reşitizm, yetişkinlerde, kemiklerde eğrimeler, e, kemik hücrelerinin kaybolması gibi durumlar osteomalazi, osteoporoz görülebiliyor. E vitamini Pındık, ceviz, ton balığı, kuru yemiş, domates de bol miktarda bulunuyor. Eksikliğinde üreme bozuklukları meydana gelebiliyor. K vitamini dediğimiz zaman da lahana, ıspanak, karnabahar, marul gibi gıdalarda bol miktarda var. Kanın pıhtılaşmaması söz konusu olabiliyor. B ve C vitaminine baktığımız zaman B vitamini tavuk etinde, yumurtada, kepekli ekmekte, yine fındık ve cevizde bol miktarda var. Beri beri pellegra adını verdiğimiz kas hastalıkları, anemi dediğimiz kansızlık meydana gelebiliyor. C vitamini de yeşil biberde, kivide, portakalda, limonda bol miktarda bulunuyor. Diş eti kanaması dediğimiz korbüt rahatsızlığına da tabii ki eksikliği sebep olabiliyor diyeyim gençler. Hemen buradan da sorumuza geçiyorum. Proteinlere ait özelliklerinden hangileri vitaminlerle ortaktır diyor. Baktığımız zaman enerji verici olarak kullanılma hayır vitaminler enerji vermez ki diyorsun. Yapıya katılma dediğimiz zaman karbonhidratlar, yağlar ve protein proteinler yapıya katılıyor ama vitaminler yapıya katılmaz ki diyorsun. Düzenleyici olarak rol oynama. Mesela enzimlerin yapısına hem proteinler katılıyor hem vitaminler katılıyor. O yüzden de düzenleyici olarak tabii ki rol oynar diyebiliriz. Yani cevabımız B oldu. Hemen buradan başka bir model sorumuza geçiyorum. Yukarıda verilen vitaminler ile... Bu vitaminlerin eksikliğinde görülen rahatsızlıklar eşleştirildiğinde hangi seçenekteki Rahatsızlık açıkta kalır diyor. Şimdi A vitamini eksikliğinde gece körlüğü dediğimiz hastalığın meydana geldiğini söyledik. C vitamini eksikliğinde skorbut düşan tek bahsettik. D vitamini eksikliğinde çocuklarda parantez bacaklılık yani raşitizm olabileceğinden bahsettik. E vitamini eksikliğinde de kısırlıktan bahsetmiştik. Beriberi dediğimiz B vitamini eksikliğinde görülen bir hastalıktı. Tabii ki beriberinin açıkta kaldığını gördük. Diğer bir sorumuza da geçiyorum. Kahvaltıda haşlanmış yumurta, süt, kepekli ekmek, peynir ve domates yiyen bir öğrenci yukarıda verilenlerden hangilerini vücuduna almış olur? bir kere bu gıdalara baktığımız zaman peynir, domates, süt, kepekli ekmek, yumurta bunlarda tüm vitaminler tabii ki bulunacaktır. En çok hangi vitaminleri almıştır diye sormuyor. Hangilerini almıştır diye soruyor. Domatese baktığımız zaman C vitamini, E vitamini var. Peynirin yapısına baktığın zaman A vitamini var süt, kepekli ekmek bunlarda da tabii ki B vitamini bulunacak. Yani tüm vitaminlerden tabii ki vücuduna almış olur. Gayet de sağlıklı bir kahvaltı yapmıştır diyebiliriz gençler. Diğer bir işaretleme kısmımıza geçeyim. Şöyle de başka bir renk alayım. Vitamin ve minerallerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden ortak olanlara tik işareti koyunuz diyor. Şimdi vitamin ve minerallere baktığımız zaman vitaminler de sindirilemiyordu küçüktü. Mineraller de inorganik maddeler sodyum potasyum gibi onlar da sindirilemiyorlardı. O zaman ikisinde de ortaktır. Organik yapılıdır. Hayır vitaminler organik mineraller inorganik yapılıdır. İkisi de enerji vermez vitaminler de enerji vermiyordu mineraller de yine enerji vermeyecek İkisi de küçük moleküller olduğuna göre ikisi de hücre zarından doğrudan geçebilir. Enzimlerin yardımcı kısmını oluşturabiliyorlardı. Yardımcı kısım olarak vitamin alanlara koenzim almıştır diyorduk. Mineral alanlara da tabii ki kofaktör almıştır diyorduk. Yapıya katılırlar denilmiş. Baktığımız zaman mineraller yapıya katılabiliyor ama vitaminler yapıya katılmazlar. O zaman bu bizim için ortak olmayacak diyeyim gençler. Hemen konumuzun da sonuna geleyim. Hormonların salgı bezlerinden salgılandığını öğrendik. Hormonların küçük kimyasal haberciler olduğunu, düzenleyici moleküller olduğunu öğrendik. Bunlar insanlarda, hayvanlarda kan yoluyla taşınıyorlardı. Aynı zamanda etki ettikleri yere hedef hücre ismi veriliyordu az salgılanmaları da bazı hastalıklara yol açıyordu. Çok salgılanmaları da bazı hastalıklara yol açıyordu. Amino asit, protein veya steroid yapılı olabiliyorlardı. Vitaminlere baktığımız zaman bunlar sindirilmiyor. Hücre zarından doğrudan geçebiliyorlardı. Vitaminler enerji vermezdi. Vitaminleri de kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Bizim bir suda çözünen BC vitaminlerimiz bir de yağda çözünen ADEK vitaminlerimiz vardı. Yağda çözünen AD gerek vitaminlerimizin fazlasını vücutta depolayabiliyorduk. Suda çözünen vitaminler ise B ve C vitaminleriydi. Bebişler bıcı bıcı yapıyorlardı suda. Bunlar depolanamazdı. Fazlası idrarla dışarıya atılırdı diyeyim gençler. Hemen buradan da ödüllü soruya geçiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.